TRT Haber Global Pazar'dan hepinize merhaba. Ben Doktor Kazım Kılınç. Dost ülke Karadağ'dan, başkent Podgorica'dan hepinize sevgiler, saygılar. Bu programda Karadağ ekonomisini ele alacağız, yatırım fırsatlarını, iş imkanlarını yansıtacağız. Muhabirimiz Merve Ekinci, çarşı pazar nabzını tutacak, halkın görüşlerini yansıtacak. Global Pazar başlıyor. Balkanların en genç ülkesi Karadağ ekonomisindeki en son gelişmeler. Başbakan Duško Marković Global Pazar programına kapılarını açtı. Başbakan Marković'ten Türk firmalarına yatırım çağrısı. Ulagan investiran od Crne Gore. Karadağ pazarına girmek isteyen iş adamları nasıl bir yol izlemeli? Türkiye Cumhuriyeti Podgorica Büyükelçisi Serhat Galip'ten çok önemli tavsiyeler. Turizm önemli bir sektör. Kalkınma sürecinde hızlı adımlar atan Karadağ'da sektör sektör yatırım fırsatları. Karadağ Yatırım Ajansı Başkanı Milos Jovanović yabancı yatırımcılara sağlanan teşvikleri global pazara anlattı. Son yıllarda yatırımcıların gözdesi haline gelen Karadağ pazarı ile ilgili öğrenmek istediğiniz her şey global pazarda. Yatırımcılar, girişimciler, ihracatçılar. Doktor Kazım Kılınç yönetiminde hazırlanan global pazardan ayrılmayın. Montenegro, yani Karadağ. 2006 yılında yapılan referandum sonucunda Sırbistan ve Karadağ devlet birliğinden ayrılarak bağımsızlığını kazanan Karadağ, yüzünü batıya çevirdi. Parlamenter demokratik sistemini geliştirmek ve serbest piyasa ekonomisini yerleştirmek için reform çalışması başlatan Karadağ, Avrupa Atlantik kurumlarıyla bütünleşmeyi hedefliyor. 5 Haziran 2017'de resmen NATO üyesi olan Karadağ ardından Avrupa Birliği'ne aday ülke statüsü aldı. Karadağ'ın 2025 yılına kadar Avrupa Birliği'ne tam üye olması bekleniyor. Avrupa'nın güneydoğusunda yer alan Karadağ, uluslararası ismiyle Montenegro, doğusunda Arnavutluk ve Kosova, kuzeyinde Sırbistan, batısında Hırvatistan ve Bosna Hersek, güneyinde ise Adriyatik Denizi'nin yer aldığı genç bir Balkan ülkesi. Halk kendini eski Yugoslavya'yı oluşturan milletlerden ayırıyor ve Karadağlı olarak adlandırıyor. Karadağ doğası ve yüksek Sarp dağları, dağların zirvesine ulaşan kaleleri, tarihi ve turistik beldeleri, Atlantik denizine açılan sahilleriyle büyüleyici bir ülke. Karadağ genç bir ülke olmasının yanı sıra oldukça küçük nüfusa ve yüz ölçümüne sahip. Yüz ölçümü 13.812 kilometrekare olan ülkenin nüfusuysa 620 bin civarında. 4.4 milyar dolarlık gayri safi yurt içi hasılaya sahip olan Karadağ'da kişi başına düşen milli gelir yaklaşık 7 bin dolar. Son yıllarda kalkınma atağına geçen Karadağ, 2017 yılında %2.96'lık büyüme hızıyla Avrupa'nın en hızlı büyüyen ekonomilerinden biri oldu. Bağımsızlığından bu yana yatırımcıların dikkatini çeken Karadağ, Avrupa Birliği'ne üye olma yolunda ülkede para birimi olarak da avro kullanılıyor. Resmi verilere göre asgari ücret 193 avro civarında ancak ortalama maaşlarsa 500 avroyu buluyor. Türkiye ile Karadağ arasındaki ilişkiler çok eski tarihlere dayanıyor. Türkiye, Karadağ'ın NATO'ya üyeliği konusunda en büyük desteği veren ülke oldu. Aynı şekilde iki ülke arasındaki ticari ilişkilerde her geçen gün daha da gelişen bir seyir izliyor. Şimdi iki ülke arasındaki ilişkileri yakından öğrenmek üzere Karadağ Cumhuriyeti Başbakanı Duško Marković'i makamında ziyaret ediyoruz. Marković ekibimizi sıcak bir ortamda samimi bir şekilde karşılıyor. Sevgili seyirciler, Karadağ Başbakanı Sayın Duško Marković ile birlikteyiz. Sayın Başbakan, dost ülkede Karadağ'da bulunmaktan son derece mutluyuz. Karadağ dünyanın en genç devletlerinden bir tanesi ve Türkiye Karadağ'a her alanda destek veren bir ülke oldu. İlk tanıyan ülkelerin başında yer aldı. Ben bu noktada size şunu sormak istiyorum. Türkiye ile Karadağ arasındaki ilişkileri nasıl değerlendiriyorsunuz? Karadağ'a hoş geldiniz. Öncelikle sizi burada görmekten çok mutluyum. Türkiye ile Karadağ arasındaki ilişkiler çok iyi düzeyde. Türkiye Karadağ'ı tanıyan ilk ülkelerden biri. Türkiye aynı zamanda NATO üyeliğimizde protokolü parlamentodan geçiren ilk ülkelerden biri oldu. Bazı tahminlere göre
250 ile 300 bin civarında Karadağ kökenli vatandaşımız Türkiye'de yaşıyor. Bunlar da aynı zamanda iki ülke arasındaki ilişkilere katkı sağlıyor. Türkiye, Karadağ'ın ekonomisine büyük destek veriyor. 2008-2018 yıllar arasında Türk yatırımcılar Karadağ'da 100 milyon avrodan fazla yatırım yaptı. Türkiye, TİKA aracılığıyla bize ekonomik anlamda da destek veriyor. TİKA bugüne kadar Karadağ'da yaklaşık 15 milyon avro civarında yatırım gerçekleştirdi. Tam bu noktada Sayın Başbakan, size şunu sormak istiyorum. Biraz önce bahsettiğiniz Türkiye'nin yardımlarından, dostluğundan, sıcak yaklaşımlarından. Burada Karadağ'ın ekonomisine katkı sağlamak için birçok Türk firması faaliyet gösteriyor, yatırım yapıyor, üretim yapıyor, istihdama katkı sağlıyor. Türk firmalarının Karadağ ekonomisine sağladığı bu katkılar konusunda bize neler söyleyeceksiniz? Karadağ olarak Türk yatırımcılara kapımız her zaman açık. Her zaman dost bir ülkeye geldiklerini bilmelerini isterim. Şimdiye kadar Karadağ ile Türkiye arasında yaklaşık 30 anlaşma imzalandı. Tarım, ekonomi, enerji gibi alanlarda pek çok anlaşma imzaladık. 2017 yılının Ocak ve Kasım ayları arasında Türk yatırımcıları yaklaşık 20 milyon avro civarında yatırım gerçekleştirdi. Sayın Başbakan, Karadağ kalkınmak, gelişmek istiyor birçok ülke gibi. Yabancı yatırımcıların Karadağ'a gelmesi için ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz? Yabancı yatırımcıları teşvik etmek için ne gibi düzenlemeler, reform çalışmaları yapıyorsunuz? Ekonomi ve yatırımlar söz konusu olduğunda yatırımcıların en çok önem verdiği şey güven ortamı. NATO üyeliğiyle birlikte Karadağ bu güven unsurunu elde etmiş durumda. İkinci olarak da vergi sistemi çok önemli. Karadağ'daki vergi sistemi yatırımcılara cazip geliyor. Karadağ'da gelir vergisi oranı %9. Karadağ altyapı alanında da yatırımlar yapıyor. Mesela otoban yolu yapımına başlandı. Karadağ'da havalimanları ile ilgili çalışmalar da başlatmak istiyoruz. Bu yatırımla ilgilenen bir Türk şirketi var. Özetle Karadağ yatırımcılar için çok cazip bir ülke. Sayın Başbakan, otobanlar dediniz, havalimanlarının iyileştirilmesi dediniz, tarım sektörü dediniz, enerji sektörü dediniz, turizm dediniz. Devasa bir yatırım imkanları söz konusu. Önümüzdeki diyelim ki 5 yılda ne kadarlık bir yatırım hacmi söz konusu olacak? Bu birkaç milyon avroyu bulacak. Son 10 yılda Karadağ'da 7 milyon avro yatırım yapıldı. Farklı alanlarda yatırımlar planlanıyor. Otoban yapımının birinci kısmı 800 milyon avro, ikinci kısmının maliyeti ise yaklaşık 300 milyon avro civarında. Enerji sektöründe de yatırımlar yapılacak. Karadağ'ın kuzeyine belki termik santralin ikinci kısmına yatırım yapılabilir. Biz yerli ekonomiyi de kalkındırmak istiyoruz. Küçük ve orta ölçekli işletmelere destek vermek istiyoruz. Mesela tarım, balıkçılık, ahşap sanayi işletmeleri gibi. Aynı zamanda solar enerjisi ve rüzgar enerjisi gibi alanlarda da yatırım yapmayı planlıyoruz. 5 yıl içinde bambaşka bir Karadağ göreceğinizi düşünüyorum. 2017 yılında finansal istikrar sağlamayı başardık. Dünya Bankası reyting listelerinde yükseldik. Avrupa'da büyüme hızında 5. ülkeyiz. Sayın Başbakan, büyük yatırımlardan söz ettiniz. Önümüzdeki 5 yılda da milyar dolarlık bir yatırım hacminden söz ettiniz. Bunlar büyük yatırımlar ve büyük finansal imkanları beraberinde getiren yatırımlar. Türkiye bu konuda çok deneyimli. Türk firmaları uluslararası alanda yatırımlara imza atan ve başarılı olan firmalar. Bu yatırımları, büyük yatırımları yap işlet devret modeliyle yapmak ister misiniz? Türk firmalarına bu noktada bir çağrınız var mı? Çin Bankası'ndan 800 milyon avro borçlanarak otoban inşaatını başlattık. Bu tür projeleri artık borçlanarak değil, kamu özel sektör ortaklığı ile yapmayı planlıyoruz. Karadağ havalimanları için, yani hem Podgorica hem de Tivat'taki havalimanları için nasıl yatırım yapılabilir diye raporlar hazırlatıyoruz. 2020'ye kadar dış borçları ve bütçe açığını kapatmak istiyoruz. Artık borçlanarak projelere girmeyeceğiz. Çalışmalarımız devlet özel sektör ortaklığı şeklinde olacak. Şu anda minimum yatırım miktarı 120-130 milyon avro civarında. Hem Podgorica hem de Tivat'taki havalimanları altyapıları yenilenecek, kapasiteleri büyütülecek. Bizim için bu havalimanlarının altyapı çalışmalarının yanı sıra bu havalimanlarını işletecek birilerinin olması gerekiyor. Biliyoruz ki Türk firmalar bu konuda oldukça tecrübeli.
Dolayısıyla Türk firmalarının tecrübesinden yararlanmak istiyoruz. Sayın Başbakan, bugünkü rakamlara göre 75-80 milyon dolar civarında iki ülke arasındaki bir ticaret hacmi var. Aslında potansiyel bunun çok daha üzerinde. Sizce Türkiye ile Karadağ arasındaki ticaret hacminin artması için neler yapılmalı? Size katılıyorum. Bu hacmin daha yüksek olması gerekiyor demek yetmez. Daha fazla olmak zorunda. Bilindiği gibi 2008 yılında Türkiye ile Karadağ arasında serbest ticaret anlaşması imzalanmıştı. 2010 yılında da yürürlüğe girmişti. Sanayi ürünleri konusunda ticaretin yapılması tamamen serbestleştirildi. Bu anlaşma üzerinde çalışmalar yapılıyor. Bazı ürünlerin ticaretinde kotalar arttırılıyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadağ ziyareti etmesini bekliyoruz. Bu ziyaretin ardından daha fazla yatırım yapılacağını ve ticaret hacminin artacağını düşünüyorum. Sayın Başbakan, Karadağ Avrupa Birliği'ne girmeye çalışan bir ülke. Bu konuyla ilgili prosedürü başlattı. Şu anda o çalışmalar devam ediyor. Son olarak Avrupa Birliği yetkilileri Karadağ'ın 6 Balkan ülkesiyle birlikte 2025 yılına kadar Avrupa Birliği üyesi olabileceğini açıkladı. Sizin Avrupa Birliği beklentiniz nedir? Karadağ size göre ne zaman Avrupa Birliği'nin tam üyesi olacak? Karadağ 5,5 yıldır Avrupa Birliği yolunda ilerliyor ve başarılı bir şekilde reformlar çalışmaları gerçekleştiriyor. Bugüne kadar 30 konuda başlık açıldı ve pek çok başlık kapatıldı. Kalan başlıkların kapatılması üzerinde yoğun bir şekilde çalışmalar devam ediyor. Avrupa Birliği Komisyonu yeni bir açıklama yaparak 2025 yılına kadar Sırbistan ve Karadağ'ın üye olabileceğini belirtmişti. Bu iyi bir mesaj. Ama biz 2025'e kadar beklemeyeceğiz. Bu süreci 2022 yılına kadar tamamlamayı planlıyoruz. Biraz önce yatırım fırsatlarından, iş imkanlarından söz ettiniz. Türk firmaları da dünyanın birçok ülkesinde yaptıkları yatırımlarla hakikaten çok beğeni topluyor, ilgi görüyor. Türk firmalarına yatırım konusunda bir çağrınız var mı? Nasıl bir mesaj vermek istiyorsunuz? Türk yatırımcılara şu mesajı vermek isterim. Demir tavında dövülür diye bildiğim bir Türk atasözü var. Türk yatırımcılar yapılması gereken yatırımları şimdi yapmalı. Biz iki dost ülkeyiz. Gelsinler yatırımlarını burada yapsınlar. Karadan kalkmasına yardımcı olsunlar. Kapımız sonuna kadar açık. Sayın Başbakan, Türk hükümetine söylemek istediğiniz bir şey var mı? Vermek istediğiniz bir mesaj var mı? Türk halkına vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür ediyorum. Türk hükümetine de teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Dost bir ülke olduğumuzu lütfen bilin. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Türkiye'ye ve Türk yatırımcılara oldukça sıcak mesajlar veren Başbakan Markoviç'in yanından ayrılıp Karadağ'daki araştırmalarımıza devam ediyoruz. Başkent Podgorica'yı gezerken bir hayli eskimiş binalar dikkatimizi çekiyor. Önümüzdeki yıllarda Avrupa Birliği'ne tam üye olmayı hedefleyen Karadağ'da özellikle başkent Podgorica'da modern binalar yükselirken eski binalarla ilgili restorasyon çalışmaları da hızlı bir şekilde devam ediyor. Yani Karadağ Avrupa Birliği'ne hazırlanıyor. Turizme dayalı ekonomisini daha da geliştirmeye çalışan Karadağ'ın bir başka önemli gelir kaynağı işçi dövizleri. Avrupa ülkeleri ve Rusya dahil birçok ülkede çalışan genç Karadağlılar ülkelerine her yıl önemli miktarda döviz gönderiyor. Başkent Podgorica ülkede siyasal, ticari, ekonomik, sosyal ve kültürel hayatın en yoğun olduğu şehir. Türkiye Karadağ'ı tanıyan ilk ülkelerin başında geliyor. Ülkede çok ciddi Türk yatırımcısı mevcut. İki ülke arasındaki serbest ticaret anlaşması ve karşılıklı olarak uygulanan vize muafiyeti ikili ilişkileri her geçen gün olumlu yönde ilerletiyor. İki dost ülke Türkiye ve Karadağ bölgesel ve uluslararası platformlarda birlikte hareket ediyor. Türkiye ile Karadağ arasındaki ilişkileri değerlendirmek, yatırım avantajları ve fırsatları hakkında konuşmak üzere Türkiye Cumhuriyeti Podgorica Büyükelçisi Serhat Galip'i ziyaret ediyoruz. Büyükelçimiz Galip bizi Türk konukseverliğiyle sıcak bir atmosferde karşılıyor. Sevgili seyirciler, Podgorica Büyükelçimiz Sayın Serhat Galip ile beraberiz. Sayın Büyükelçim, öncelikle merhaba diyorum size. Merhaba, hoş geldiniz. Sayın Büyükelçim, Türkiye ile Karadağ arasındaki ilişkileri değerlendirir misiniz öncelikle? Türkiye ile Karadağ arasındaki ilişkiler gayet samimi, sıcak. Karadağ'ın ilk bağımsızlığını tanıyan ülkelerden biridir Türkiye. O zamandan bu yana
siyasi ilişkilerimiz gayet üst seviyede cereyan etmektedir. Ancak şöyle bir şey de var. Siyasi ilişkiler seviyesinde çıkartmamız gereken alanlardan bir tanesi de ekonomi alanındaki ilişkilerimiz. Ben ilk buraya geldiğimde 2,5 sene önce takriben 30-35 civarında firma vardı, önemli firma vardı. 595 Ocak sonu itibariyle tabii bunların bazısı hala operasyona başlamamış şirketler. Fakat 100 civarında şirketimiz ciddi faaliyet gösteriyor Karadağ'da. Önemli bir istihdam oranı da yakalanmış vaziyette. Ülkede Türk yatırımlarının artması, Türkiye'nin Karadağ'daki etkinliğinin de artması anlamına geliyor ve Karadağ'ın ekonomisine de bir katkıda bulunduğumuzun göstergesi de aynı anlamda. Türkiye'nin sadece iş adamlarıyla değil, Türkiye'nin diğer kurumlarıyla da birlikte Karadağ'a yönelik yatırımları söz konusu. Bunun içerisinde TİKA'mız var tabii haliyle. Çok önemli işler yapıyor TİKA. 300'den fazla projeyi tamamladı. Ülkede sağlık, eğitim ağırlıklı. Sayın Bilgeciğim, Karadağ nüfusu itibariyle bakıldığında küçük bir ülke, küçük bir pazar. Fakat sanıyorum böyle düşünmemek gerekiyor. Gezip gördüğümüz tablo bunu bize gösteriyor. Buradaki potansiyel yatırım alanları ile ilgili bize neler söyleyeceksiniz? Turizm önemli bir sektör. Turizm yatırımları. Daha sonra ormancılık, hayvancılık bunlar önemli yatırımlar. Tarım, bilhassa organik tarım uygun bir alan veriyor bizim yatırımcımız açısından. Sayın Büyükelçim, Türkiye ile Karadağ arasındaki ticaret hacmi yaklaşık 80 milyon dolar civarında. Bu hacmin artması için neler yapılmalı? Dünden bugüne baktığımızda nasıl bir gelişme var ve bundan sonra neler yapılabilir? Bu sene iki ülke arasındaki ticaret hacmi 84.6 milyon dolar civarında tecelli etti. Buraya iki sene önce 40 milyon civarındaydı. Oradan buraya geldik ve ciddi bir artış diye düşünüyorum ben. Biz Karadağlı muhataplarımıza şunu söylüyoruz. Türk yatırımcıyı ülkeye çekmek için olabildiğince uygun ortam sağlarsanız bundan iki ülkede kazançlı çıkar. En çok da Karadağ. Karadağ işsizi bir hayli fazla bir ülke. Ülkede işsizlik oranı %25 seviyesinde. Bu oran güneyde yaz turizminin yapıldığı bölgelerde %6-7 civarındayken kuzey bölgesinde ise %35'lere kadar çıkıyor. Merhabalar, ne iş yapıyorsunuz? Lise öğrencisiyim. Aynı zamanda balerinim. Peki mezun olduktan sonra iş bulabileceğinizi düşünüyor musunuz? Mezun olduktan sonra kolay iş bulabileceğimi düşünmüyorum. Çünkü bu alanda iş bulmak biraz zor. Çalışıyor musunuz, emekli misiniz? Emekliyim. Peki emeklilik maaşınız ne kadar? 130 avro. Bu parayla geçinebiliyor musunuz burada? Hayat nasıl? Sizin için yeterli mi? Benim için yeterli değil. Bu parayla sadece aylık kiramı ödeyebiliyorum. Bir oğlum var. Oğlum, gelinim ve 5 torunumla beraber yaşıyorum. Tabii ki yeterli değil. Ne iş yapıyorsunuz? Emekliyim. Peki emeklilik maaşınız ne kadar? 280 avro. Peki bu sizin için yeterli mi? Burada geçinebiliyor musunuz? Hayat nasıl? Ucuz mu, pahalı mı? Hayır, hiç yeterli değil. Bu parayla yemek ihtiyaçlarımızı bile zor karşılıyoruz. Son yıllardaki hızlı kalkınmasıyla dikkat çeken ve Avrupa Birliği yolunda ilerleyen Karadağ, yabancı yatırımcıların ilgisi artarak devam ediyor. Nitekim Karadağ'da gayri safi yurt içi hasılanın %20'sini dış yatırımlar oluşturuyor. Karadağ hükümeti altyapı çalışmalarını finanse edebilecek dış yatırımcıları bekliyor. Ülkedeki en büyük altyapı sorunları otoyollar. Bu açığı gören Çin, dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Karadağ'a da yatırım yapmaya başladı. Geçtiğimiz yıl Karadağ devletine 800 milyon avro kredi veren Çin, otoyol yapımına başladı. Başkent Podgorica'dan başlayan yol Sırbistan sınırına kadar uzanacak. Yabancı yatırımcıların Karadağ'a yoğun ilgi göstermesi ülkeye yerleşenlerin sayısını artırmış. Bu durum konut ve ofis ihtiyacını da beraberinde getirmiş. Nitekim son yıllarda birbiri ardına oteller ve alışveriş merkezleri açılmış. Peki Karadağ'da hangi sektörlerde yatırım fırsatı var? Yatırımcılara hangi teşvikler veriliyor? Karadağ Yatırım Ajansı Başkanı Sayın Milos Jovanoviç ile birlikteyiz.
Sayın Başkan, Karadağ küçük bir ülke, nüfusu 650 bin civarında. Fakat yatırım fırsatları fazla, imkanlar fazla. Ben bu noktada yatırım ajansı başkanı olarak size sormak istiyorum. Burada hangi alanlarda yatırım imkanı fırsatı var? Hangi sektörlerde yatırım yapılabilir? Karadağ bağımsızlığına yeni kavuştu. Fakat kısa sürede ekonomik gelişmeler ve dış yatırımlarla Balkanların lideri konumuna geldi. Toplam gayri safi milli hasılanın %20'sini yabancı yatırımlar oluşturuyor. Yabancı yatırımcıların özellikle ilgilendiği sektörlerin başında turizm sektörü geliyor. Ayrıca tarım, enerji ve ulaştırma sektörleri de yabancı yatırımcıların ilgisini çekiyor. Turizmde hangi teşvikler, hangi destekler veriliyor? Bize yatırımcılara sağlanan imkanları anlatır mısınız? Turizm sektörü sahili olan ülkelerde kendiliğinden gelişiyor. Güneyde yıllık 3 milyar avro gelir elde ediyoruz. Bizim şu anda odaklandığımız noktaysa kuzey bölgesi. Orada fizibilite çalışması yaptık. Toplam 12 kayak merkezi yapılabileceğini tespit ettik. Bunu da başardıktan sonra turistlere tam anlamıyla hitap edebiliriz. Hükümet ve belediye başkanlığı yer tahsisi yapıyor. Burada yatırımcılar katma değer vergisi ve kazanç vergisinden muaf tutuluyor. Tarım sektörüne gelirsek, bu alanda ne gibi imkanlar var? Karadağ, kişi başına en fazla ekilebilir tarımsal alana sahip bir ülke. Bizim insanlarımız daha çok geleneksel tarzda tarım yapıyor. Ayrıca ihtiyacı için üretim gerçekleştiriyor. Bu noktada tabii ki yabancı yatırımcılar da burada tarımsal üretim yatırımı yapabilir. Dış yatırımcılar bir şirketin %100 sahibi olabilir. Herhangi bir şart yok. Kendi kazancını Karadağ'da tutma gibi bir şart da yok. Kazançlarını başka bir ülkeye transfer edebilirler. Sayın Başkan, son olarak şunu sormak istiyorum. Karadağ'da yatırım yapmak isteyen Türk firmalarına, Türk iş adamlarına nasıl bir mesaj vermek istiyorsunuz? Ben her şeyden önce şunu ifade etmek istiyorum. Dış yatırımcılar gerek firma kurulumunda, gerekse diğer bütün işlemlerde Karadağ vatandaşlarıyla aynı haklara sahip. Son zamanlarda Türk yatırımcılarının Karadağ'a olan ilgisinin arttığını görüyoruz. Biz bu ilginin daha da artmasını bekliyoruz. Başkent Podgorica'da sizler için çarşı pazar dolaşmaya çıktık. Esnafın nabzını yoklayacağız, vatandaşlara sorular soracağız. Bakalım burada gıda, sebze ve meyve fiyatları nasıl? Başkent Podgorica'da dolaştığımız bu pazar yeri Türkler tarafından inşa edilmiş. Merhabalar. Öncelikle meyvelerin fiyatlarını öğrenebilir miyiz? Nereden getiriyorsunuz? Elmanın kilosu 1 avro 30 sent. Portakalın 1 avro 20 sent. Mandalina'nın kilogramı 2 avro. Ayva ve ananasın fiyatı ise 2 avro 30 sent. Limon da 1 avro 20 sent. Elma Sırbistan'dan ve İtalya'dan geliyor. Portakal Yunanistan'dan. Mandalina, limon ve nar da Türkiye'den geliyor. Neler aldınız? Fiyatlar nasıl pazarda? Genelde marketten alışveriş yaparım. Bugün buraya geldim. Bence fiyatlar gayet ucuz. Domatesin kilosunu öğrenebilir miyim? Fiyatlar gayet uygun. Domatesin kilosu 2 avro, soğanın ise 1,5 avro. Peki domatesi ve soğanı nereden alıyorsunuz? Domates ve soğan Türkiye'den geliyor. Diğer sebzeler ise burada üretiliyor. Merhabalar, mesleğinizi öğrenebilir miyiz? Sismografım. Peki işinizden memnun musunuz? Aylık geliriniz ne kadar? Emekliyim. Emeklilik maaşım da 500 avro. Peki pazardan neler aldınız? Fiyatlara baktınız mı? Nasıl fiyatlar? Fiyatlar hemen hemen diğer Avrupa ülkeleriyle aynı. Kolay gelsin. Fiyatları öğrenebilir miyiz? Bu tezgahta gördüğünüz tüm ürünler burada üretiliyor. Hepsi yerli. Soğanın kilosu 1 avro. Patatesin kilosu 50 sent. Pazı 2 avro. Kıvırcık ve pırasa 1,5 avro. Sarımsağın kilosu ise 6 avro. Peki aylık ortalama kazancınız ne kadar? Aylık kazancım değişiklik gösteriyor. Mesela geçen ay hiç iyi değildi. Hayatımı devam ettirebilmek için burada çalışıyorum. Karadağ'da hayat çok ucuz değil. Dünyanın dört bir tarafında yatırım ve üretim yapan, istihdam gerçekleştiren Türk firmaları Karadağ'da da oldukça etkin. Ülkede 120'si aktif yaklaşık 600 Türk firması faaliyet gösteriyor. Karadağ'da yatırım sıralamasında Türkiye 21,5 milyon avroluk yatırım tutarıyla 9. sırada.
Karadağ'da en önemli yatırımı yapan Türk kuruluşlarından biri Ziraat Bankası. Öncelikle bankanız hayırlı olsun diyelim. Kaç yıldır Karadağ'da hizmet vermektesiniz? Önce bunu öğrenelim. Tabii. Bankamız 2015 yılının Nisan ayında Karadağ Merkez Bankası'ndan bankacılık lisansı aldı. Sonra çok kısa bir süre sonra Temmuz 2015 itibariyle faaliyetine başladı. O günden beri bankacılık faaliyetimize devam ediyoruz. Karadağ'da şu anda 32 personel istihdam etmekteyiz. Personelimizin tamamı Karadağlı. Şu anda hizmet binamızın zemin katında bulunan Podgorica şubesiyle hizmetimize devam ediyoruz. Çok kısa bir süre sonra Karadağ'ın kıyı ve liman şehri olan Bar'da da bir şube açmayı planlıyoruz. Amacımız Karadağ halkına güven içerisinde çalışabilecekleri bir banka ortamı sunmak. Ziraat Finans Grubu'nun büyük gücünü ve itibarını bu coğrafyada da müşterilerimize sunabilmek. Karadağ ile ilişkiler Osmanlı İmparatorluğu'na kadar uzanıyor. İki ülke arasındaki akraba toplulukları köprü vazifesi görüyor. Karadağlı Boşnak gençler üniversite eğitimlerini Türkiye'de tamamlayıp ülkelerine döndükleri zaman çalışmak için özellikle Türk firmalarını tercih ediyor. 2003 yılında ilk Ankara'ya gittim. Türkçe öğretim merkezine. Ankara'dan sonra 2004 yılında İstanbul'a taşındım. Daha doğrusu Marmara Üniversitesi'ne kayıt oldum. İşletme bölümünden mezun oldum 2008 yılında. Okulum biter bitmez hemen memleketime döndüm. Ama gene soruyorsanız neden o kadar çabuk geriye döndünüz? Çünkü Türkiye'de kazandığım tecrübeleri benim milletimle, halkımla paylaşmak isterdim. Ve o zamandan 2008 yılından itibaren Türk İnşaat şirketinde çalışıyorum ve büyük projeleri burada gerçekleştirdik. Türkiye ya da Karadağ bizi, öğrencileri işte köprü olarak görüyor. Karadağ'da faaliyet gösteren bir başka önemli Türk firması da Türk Hava Yolları. Firma 2010 yılından günümüze düzenli olarak Türkiye ile Karadağ arasında uçuş gerçekleştiriyor. 8 Temmuz 2010 senesinde ilk seferimizi gerçekleştirdik. 3 frekansla başladık. Halihazırda kışın haftada 7 frekans, yaz planlamamızda ise 13 frekans olarak planlamamız var. Artan yolcu talebine göre ilave seferlerle değerli konuklarımızı taşımayı amaçlıyoruz. Bu sefer sayısını ilerleyen yıllarda artırmayı düşünüyor musunuz ve müşteri profilini merak ediyoruz. Genelde turistler mi tercih ediyor yoksa buraya gelen yatırımcılar mı? Nasıl? %60'ı Türk diyebilirim, %40'ı yabancı, daha doğrusu Karadağlı ve burada çalışan ekspatlar, yabancılar. Yaz tarifesinde ilave seferlerimiz tabii ki gelecek olan talebe göre değerlendirilecek. Ki benim gördüğüm herhalde biz bir 13 frekansın üzerine çıkacağız gibi gözüküyor şu son duruma göre. Peki burada hali hazırda kaç acenteniz var ve neyi hedefliyorsunuz? Şu an Karadağ'da faaliyet gösteren yaklaşık 45 tane acentemiz var. Hepsi Türk Hava Yolları'nın biletleme otorizasyonuna sahipler. Aynı zamanda ofis satışlarımız da mevcut. Şu an 9 personelimiz var. 3 Türk merkez tayinli personelimiz, 6 lokal Karadağlı personelimiz bulunmakta. Bu 6 Karadağlı personelimizin 3 tanesi Türkiye'de yüksek öğretim almış. Türkçeyi gayet güzel konuşan ve değerli konuklarımıza hizmet verebilecek arkadaşlarımız. Son olarak Serhan Bey, Karadağ'daki yatırım potansiyeline dair buradan Türk yatırımcılara neler söylemek istersiniz? İleride yatırımlar için çok büyük fırsatlar ülkesi olarak görüyorum. Zaten artan özellikle Türk yolcu trafiği de bunu bize göstermekte. Büyük imkanların sunulacağına inanıyorum. Karadağ hükümeti yabancı yatırımcılara her türlü kolaylığı sağlıyor. Şirket kuruluşuyla ilgili bürokrasi en aza indirilmiş. Şu anda Türkiye'den gelen çok büyük yatırımcılar ve küçük yatırımcılar bunun yanında Karadağ'da özellikle Podgorica'da ve sahil kesiminde yatırımlarını gerçekleştirmektedirler. Yaklaşık bir hafta içerisinde şirket kurulumu, 21 gün içerisinde de oturma ve çalışma izni alınabilmektedir. Maliyetler konusunda örnek verirsek mesela bir inşaat maliyeti şu anda Podgorica için konuşuyorsak metrekare maliyeti 400 euro ile 500 euro arasındadır. Peki Türk yatırımcıların dışında özellikle hangi ülkeler burada yatırım yapıyor? Karadağ'da zaten daha öncesinde de Rus ve Ukraynalı yatırımcılar yoğun bir şekilde burada yer almaktadırlar. Özellikle turizm yatırımlarının %70'i %80'i Rusların ve Ukraynalıların elindedir. Burada ortalama ofis kiraları ne kadar? Kiralamak istedik ne kadar bütçe ayırmalıyız ya da satın almak istiyoruz? Aynı şekilde ev ve arsa fiyatlarını da merak ediyoruz. Ortalama ne kadar mesela?
Podgorica başkent olarak düşünürsek burada ortalama bir evin kirası 350 ile 500 euro arasındadır. Bu evi satın almak isterseniz de fiyatlar 1000 euro ile metrekare olarak söylüyorum 1000 euro ile 1500 euro arasında değişmektedir. Bunun sahil tarafında düşünürsek Budva, Kotor, Tivat gibi popüler yerlerde düşünürsek daire fiyatları satın almak için 2000 euro ile 3000 euro arasındadır. Kiralama olarak da aylık 500 euro ile 1000 euro arasında düşünebilirsiniz. Yaklaşık 100 metrekare bir ofisi Podgorica'da şu anda 1500 euroya falan kiralayabilirsiniz. Nüfusu ve coğrafi alanı küçük ama yatırım potansiyeli bir aylık büyük olan Karadağ iş fırsatları için gelecek vaat ediyor. Sevgili seyirciler, şimdilik program sonuna geldik. Ama Karadağ dosyası devam edecek. Önümüzdeki haftada Karadağ ekonomisinde gelişmeleri, yatırım fırsatlarını, iş imkanlarını anlatmaya devam edeceğiz. Görüşünceye kadar hoşça kalın.